ben biyoloji sırada şu hep uşakla büyüğü konuşmasıyla Stefan B. Madroni ama onun yerine Türkiye olarak başka bir arkadaşımız sunacak. Sonra senin bir şey yapacağım. Buyurun. Uşaklı köy kentsel yerleşiminin zaman içerisindeki evi. Kulağansar Üniversitesi 2008-2012 yıllar arasında Uşaklı köyün çevresinde arkeoloji, jeoformoloji ve jeofizik araştırmalar yürütmüştür. 2013 yılında başlayan kazılar yerleşimin zaman dizilini, kentsel gelişimi ve topografyasına ilişkin bilgilere erişilmesini sağlamıştır. Uşaklı antik kentinin kurulduğu alan, karakteristik yapısını teşkil eden hafif yükseklerle dalgalanarak uzanan bir ova olup, granitik ve bazaltik çıkıntılar arasında belirlenen zengin doğal su kaynakları ve deriler barındırmakta, bu sayede tarım ve hayvancılık için ideal bir ortam teşkil etmiştir. Kapadokya'yı Pontus, Doğu Anadolu ve Batı Anadolu'ya bağlayan arasındaki önemli yolların buluşma noktasında yer alan Uşaklı, bugünkü Ankara, Sivas ve Kayseri Çorum bağlantı yolları ile de kesilmektedir. Gerek stratejik konumu, gerekse çevre koşullarının elverişliliği ve uyum potansiyeli sayesinde Geçbakır, Tunç ve Demir çağları ile Roma-Bizans dönemini içine alan bir dönem boyunca uzun ve daha uzun bir yerleşime maruz kaldığı görülmektedir. Bunun yanı sıra ovalar ve yaylalar arasında gözlenen ve özel ekonomik ve siyasi etkenler ile kuru, nemli, iklimler arasındaki mikro varyasyonlara bağlı bazı değişik ve dalgalanmalar bu bölge halkının yaşantısı üzerinde büyük ölçüde bir etkiye neden olmamıştır. Uşaklı Büyük Yerleşimi oldukça planlı bir süreçte ilerlemiş olup stratejik konumu ve elverişli şartlarla yararlanılmak suretiyle zaman içerisinde çeşitli evrelerden geçerek bir kentsel alana dönüşmüştür. Uşaklı Höyük'ün merkezi güneyde yarım daire düzeninde uzanan bir dizi tepe, gece ise güneyinde yer alan bir doğal su kaynağından beslenen Kötükdere'nin eğri özdere ile birleştiği noktada oluşan Menderes ile çevrilen bir düzlükte yer almaktadır. Etrafını çevreleyen tepe ve su kaynakları bölgede beşeri etkinliklerin gelişmesi için gerekli şartları temin etmiştir. Güney yönündeki alçak tepelerin hemen ardında yükselen granit yapıdaki heybetli Kerkenes Dağı iç platosuyla birlikte ovanın güney ufuk çizgisini oluşturmaktadır. Kentin kuzeyinde ise uzaktan çıplak gözle de rahatlıkla seçilen Zirzili Dağı'nın yanı sıra Kitikban başkenti Hattuşaş, Alacaköy ve Roma kenti Kaviyum adlı Roma kentine giden yollara ev sahipliği yapan ve yatay düzeyde uzanan vadiler bulunmaktadır. Sit alanında yürütülen yüzey araştırmaları ile bilimsel olarak Uşaklı'nın yerleşim düzeni ve topografyasına ilişkin veri toplamak ve kaydetmek amaçlanmıştır. Sit alanı yaklaşık 10 hektarlık bir alana yayılan teras ve teras üzerinde güney yönündeki 1038 metrelik bir yüksekliğe kadar gelişen bir büyükten meydana gelmekte olur. Büyük üzerinde kentin hisarı ile doğal kireç taşı tıkıntılarının üzerinde inşa edilmiş olan akropol yer almaktadır. Fakat özellikle de doğu yönündeki terasın köşelerinde ele geçirilen ve geç Tunç çağına M.Ö. 2300 ve 1900 yıllar arasında tarihlerinden malzeme ve çanak çömlek buluntularından hareketle yerleşim alanı olarak seçilen ilk alanın nehir boyunda yer aldığını, köyün ise kazıların da göl önüne sevdiği üzere İtik döneminde devletli idari binalar inşa etmek üzere kullanıldığını ifade etmek mümkündür. Uşaklı'nın ilk ve başlıca kentsel gelişim evresini araştırma çalışmaları sırasında yüzeyden toplanan
Borsa'dan malzeme, radar içerisindeki dağılımları ve kazılarda elde edilen sonuçlarla da doğrulandığı üzere orta ve geç tüm çağ ile bitip dönemiyle tarihlendirmek mümkündür. Bunun yanı sıra yazışmalar, şenlik, bir efsaneye bağlı ayin ve kehanet metinleri içeren alt çivi yazısı tablet parçası ile bizden yapılmış Hitit baskı mühürlerinin de ele geçirilmesiyle Uşaklı'nın milattan önce 15. 12. yüzyıllar arasındaki Hitit imparatorluk düzeni kapsamında ekonomik, idari ve siyasi rol oynadığı anlaşılmaktadır. Alandaki kentsel gelişimin ilk fakat kayda değer göstergelerine de jeoelektrik araştırmalar sırasında rastlanmıştır. Bu araştırmalar gerek biraz gerekse üzerinde görünümlü adı bulunan iri binaların varlığını gönlümle sevmiş olup ilk arkeolojik kazı kampanyalarının öncelikle hedefi bu yapıların araştırılması olmuştur. Jeoelektrik araştırmalar sırasında tespit edilen yapılarda en büyüğü olan ve doğru terasında 875 metrekarelik bir alana yayıldığı görülen yapıya yönelik araştırmalara 2013 yılında başlamıştır. Bugüne kadar gelinen noktada yapının 600 metrekarelik alanı ve toplam 11 odası gün dışına çıkarılmış olup korunmuş kısmı tam kayıtlardan inşa edilmiş duvar tabanları ile üzerinde konuşlandırılıkları masif bir zeminde oluşturulmaktadır. Üst toprak kazısı yalnızca bir sırayı gözler önüne sevmiş olsa da doğu kanalının ufak bir bölümünde yüzeyde korunmuş ikinci bir granit taş blok sırasına rastlanmış. Ancak ne yazık ki bu sıra misyon kapsamındaki çalışmalar başlamasından önce arazi sahibi tarafından harap edilmiştir. Orijinal yapının farklı bloklar ve özellikle uzak odalar ile daha geniş avlular da dahil olmak üzere çeşitli yaşam ünitelerinden oluştuğu görülmekte, gevşek çakılla karıştırılmış ince bir toprak katmanıyla örtülü bazı demir parçalara haricinde orijinal zemine dair herhangi başka bir buluntu ise rastlanmamaktadır. Harçsız ve sıvasız sömürge tekniğiyle oluşturulan kalın duvar tabanları, doğadan hizasından taşan daha ufak taşlardan meydana gelen temeller üzerinde işlenmektedir. Temeller ve zemin, düzgün ve bir örnek bir toprak katman tarafından örtülü 8 sıra kaldırım taşından oluşan 2 metrelik yapay bir teras üzerine inşa edilmiştir. Toprak altındaki bu derinlemesine yapı, megalitik zemin tarafından yaratılan ağır baskı karşısında orijinal zemini destekleme görevini üstlenmektedir. Anıtsal ve kamusal nitelikteki yapı iklim inşası, özelleşmiş işçiliğin yanı sıra yüksek masraflı bir güç gücü ve malzeme kullanımı gerektirmiştir. Planı, mimarisi ve taş işçiliği itibarıyla farklı bilimlerin dağınık düzenle kullanılma sözleriyle kendisini belli eden Kuşaklı, Köyü, Sarissa, Ortaköy, Sakınova ile Boğazköy, Katkuşa'daki bir toprakları ile benzerlik göstermektedir. Bu sonuca varılmasında yapının doğu yönünde ve güney yönünde ise Kepke Esra'na bakıyor oluşu da etkili olmakla gözde bir amaçla inşa edildiği de izlenimini güçlendirmektedir. Dönemin diğer yapılarıyla karşılaştırılması ve bazı tarihsel değerlerin sonucunda yapının kentin ana tapınağı olduğu ve muhtemelen fırtına tanrısına yönelik ibadetlerle ilişkilendirilebileceği söylemek mümkündür. Kazı kampanyası sırasında Hisarların yüksek güney yanında Hitit dönemine ait bir diğer yapı daha ortaya çıkarılmış olur. Kireç taşından doğal bir çıkıntıyı tek bir seviyeye getirip yüzleştirmek amacıyla inşa edilen bir terasın üzerinde yer almaktadır. Jeoelektrik araştırmalar sayesinde yapının geniş avlular çevrelemekte olan gömülü haldeki duvarlarının görüntüleri elde edilmiş olup doğu batı yönünde en azından
65 metre, kuzey ikine yönünde ise en azından 20 metre boyunca uzanan planı açıkça seçilebilir durumdadır. Yapının geçtiğimiz sene gün ışığına çıkartılan iki odası, geç Tunç çağına ait çok sayıda çanak çömlek ve malzeme barındırmaktadır. Yapının ön cephesini oluşturan ve iyi işlenmiş granitik bloklardan oluşan bloklardan inşa edilen duvar, yapının yamaca doğru olan kanadını güçlendirmek amacını taşımakta ve aynı zamanda uzaktan daha rahatça seçilebilen bir savunma seti teşkil etmektedir. Hitit kentinin hangi nedenlerle yıkıma uğradığı henüz bilinmemektedir. Şiddetli bir yıkıma dair herhangi bir göstergeye rastlanılmamış, nitekim tapınak da sonraki dönemlerde tekrar ve devamlı olarak tahrip edilmiştir. Yüzeyde ele geçiren bazı malzeme, tuğla ve taşlar ile bir tabletin ileri seviyede yanmış oluşları, tapınağın en son geniş çaplı bir yangına maruz kalarak yıkıldığını düşündürse de, sözü geçen bulutların farklı evrelere ait farklı olaylara da işaret ediyor olmaları mümkündür. Kentin terk edilişinin başkentin Hattuşa'dan güneye taşınması ve buna bağlı olarak idari merkezlerin de yer değiştirmesine bağlı olarak gerçekleştiği düşünülmektedir. Yaşanan siyasi değişim ve dönüşümler, Orta Anadolu platosunun kentleşme süreci üzerinde doğrudan bir etki bırakmış olsa da bölge ve başka kentlerin tamamen boşaltılmasına yol açmamıştır. Diğer sit alanlarında da göründüğü gibi Uşaklı bölümündeki yerleşim demir çağında da devam etmiş ve bu çağın evrelerinde milattan önce 8 ve 6. yüzyıl iç kalesi güçlü bir tahkimat sistemiyle çevrilmiştir. Öğün doğu kanadında kazılan uzun açma, kayda değer ve türünün nadir örneklerine birini teşkil eden bir savunma sisteminin varlığı gözler önüne serilmektedir. Taş katlı eğilimli bir yüzeyin, Glakis, üzerine inşa edilmiş toprak bir surdan oluşan bu düzeni, yapının derinlerine düzensizce döşenmiş yanmış tuğlalardan oluşan ve 3 metrelik bir yüksekliğe kadar korunmuş durumda bulunan ve üzeri ufak taşlarla kaplanan radyal ve hafif fraksal dayanma kemerleriyle güçlendirilmiştir. Toprak surun üst yüzeyi dik yamaç boyunca bağlayıcı, sabitleyici ve tutucu bir görev üstlenen ve yamacı bir ağ gibi saran zayıf taş duvarlar sayesinde korunmaktadır. Surların dibinde yer alan ve iyi işlenmiş gibi taşlardan oluşan eğimli taş yüzey, Glakis ise suni yamacı destekleyerek üzerine tırmanılmasını zorlaştırmaktadır. Sarklık boyunca toprak ve taş kullanılarak inşa edilen bu savunma sistemi, dönem içinde büyük bir yenilik teşkil etmekte olup, artık Anadolu tarihine dair hiçbir arkeolojik belgede eşine rastlanmayan niteliktedir. Aynı bölgede yer alan diğer sit alanlarının ise Tilki Gediği Tepe, Keykavuz Kale ve Gözbaba Tümülüsü sıra halinde dizili taşların oluşturduğu dik yamaç tarafından korundukları görülmekte olup, söz konusu savunma sistemleri yalnızca bölgesel araştırmalar kapsamında belgelenmiş ve başlangıçta Ahameniş İmparatorluğu döneminde tarihlendirilmiştir. Bu dönem öncesinde Kerkene silahında kurulan ve taş kaplı eğilimli yüzey üzerinde oldukça ileri ve karmaşık inşaat ve tasarım tekniklerinden yararlanılarak oluşturulan bir savunma ağı ile sarılan bu engin kent varlığından hareketle duvarlı tahkimat sisteminin bölgede geç demir çağı sırasında ortaya çıktığı ve yayıldığını ve Kerkenes bölgesinin kontrol altına alınmasıyla bağlantılı olduğunu ifade etmek mümkündür. Bu varsayım bağlamında müstahkem Uşaklı hisarlarının Kerkenes Ağ bölgesi, Interland ve yollarını koruma amacıyla inşa edilen kalelerin oluşturduğu bölgesel bir savunma ağının bir parçası olduğu düşünülebilir. Geç Roma döneminde gözlenen bu yoğun yerleşim evresinde, yani milattan sonra 2 ve 6. yüzyıllar, kalıntılardan anlaşıldığı üzere şehir merkezi geniş ölçüde Hitit dönemine ait tapınak, ikinin maruz kaldığı yağmalardan geriye kalan malzemelerin yeniden kullanılması yoluyla yeniden inşa edilmiştir. İç kalenin zirvesi, iyi işlenmiş taş bloklardan oluşan sağlam ve heybetli bir surla çevrilerek bir kale niteliği kazanmıştır.
Kilit Tapınağı'nın yüzeyinde iyi planlanmış geniş bir bina daha inşa edilmiş olup 710 metrekarelik bir alana yayılan bu 10 odalı heybetli yapının planı jeofizik taramalarda açıkça görülmektedir. Müdden katılarda iki farklı inşa evresi sergileyen ve usta bir taş işçiliğiyle karşı duvar şeklinden yararlanarak inşa edilen duvarlarla konumlandırılmış Bolca seramik ve tuğla parçası içeren bir odayı gün dışına çıkartılmıştır. Bu dönemde Uşaklı'nın içinde bulunduğu bölgenin tamamıyla park bölgesinde internatta yayılan ve yoğun bir yerleşim düzeni sergileyen tarım köylerinin varlığı tarım alanında gözlenen gelişmelere bağlı olarak gerçekleşen nüfus artışı ve kalkınmanın göstergesini kılınıyor. Güzel sunumdan dolayı teşekkür ediyoruz. Şimdi bir değişiklik olacak. Sırada diğer arkadaşlar da sunumlarını yapacaklar. Şimdi Davir Bey, Tanrılar Kenti Tavyum hakkında size bir bilgileri sunacak. Buyurun. Öncelikle burada herkes selamlayarak sözlerine başlamak isterim. Tanrılar Kenti Tavyum. Milattan önce 4. yüzyılın sonlarında Anadolu'ya gelen Galatyalılar Fars, yani Yeşilırmak ve Sandalya, Sakarya fırmaklarının çevirdiği topraklara yerleşirler. 3 Galatya kabilesinden biri olan Köprü'yle Yozgat Büyüknefes Köyü'nde Köz Dünendi Ticari ve Dini Merkezi olan ünlü Tavuyum kentini kurmuşlardır. Bölgedeki Zeyla, yani Zile, Komana Pontica, yani Gümene, Kaberya, yani Nikser'de bir dokunulmazlık kazanmış dini ve ticari merkezleri yol güzergahına kurulmuş olan Tavuyum, ünlü bir ticari merkezi olmasının yanı sıra önemli bir dini merkezdir. Dini merkez olma özellikleri Roma dönemi boyunca da sürülen Tavuyum kenti sikkelerinin üzerinde kentte tapınak gören tanrılar, tanrıçalar ve yarı tanrıların tasvirleri, astrolojileri ya da tapınak baskıları yer almaktadır. Bu tanrılar Zeus, Apollon, Dioskur, Artemis, Athena, Afrodit, Asklepios ile birlikte kızı Igea, oğlu Themistoros, Nike, Demeter, Tike, Demetris ve Irmak Tanrısı da Paris'tir. Tavuyum kentinde Avusturya Heidelberg Üniversitesi Karl Stroger ve Christoph Gerber 1997 yılında yüzey araştırmasına başlamışlardı. Bu araştırmalarda Tavuyum yerleşiminin patolojilerine kadar uzandığı tespit edilmiştir. Tavuyum kentsel yapısı ise erken Tunç Çağ sonlarında görülür. Erken Tunç Çağ yerleşimi Büyük Karabük'te ortaya çıkmıştır. Tavuyum Kaniş'te ele geçen bir tablette Asur ticaret kolonileri döneminde Tavuyum adından Tavinia, Tavinicia olarak bahsetti. Eski krallık ve Hitit İmparatorluk döneminde başkent hattı B1 Yunus Bülük mesafesinde yer alan Tavinicia, Hitit'te önemli Türk merkezlerinden biridir. Tavinicia kentinin dini merkez olma özelliği daha sonraki çağlarda devam ettirdiği görülmektedir. Hititlerin ardında olan Frigyalan döneminde ise Tavinicia hakkında herhangi bir bilgiye rastlanmamıştır. Milattan önce 301 yüzyılda bugünkü Avusturya Almanya sınırında yaşayan Karatyalıların Anadolu'ya kadar uzanan göç hareketleri Ankara çevrelerine kadar uzanmış ve bu bölgede bu dönemde Galatya olarak adlandırılmıştır. Antik kaynaklarda 3 kavim olarak tanıtılan Galatyalıların Trokmayıl kavimi Tavinia'ya yerleşerek burayı başkent yapmış ve kentin eski ismine bağlı olarak kenti Tavim olarak isimlendirmişlerdir. Böylece Galatya bölgesinin Kızılırmak Nehri'nin doğusuna kalan toprakları Trokmoyle'in hakimiyeti altına girer. Anadolu'daki Helenistik krallıklarıyla çeşitli mücadelelere giren Galatyalılar, bu arada Anadolu hakimiyetini ele geçirmeye çalışan Romalıların müttefiki bir vasat krallık olarak Roma hakimiyetini tanımışlardı. Daha sonraları Roma, Galatya topraklarının tamamını yönetimi ele geçirmiş ve eyalet yönetimi için konsüller tayin etmiştir. Augustus döneminde, yani M.Ö. 63-19 tarihinde, kent Sebastiani Trokmi Taviani olarak isimlendirilmiştir. Sebastiani sıfatı Trokmi'nin başkenti Tavuyum'a Romalılar tarafından verilen önemi gösterir. Bu sıfatın dinsel içerikli olması aynı zamanda kentin önemli bir kült merkezi olduğuna da işaret eder. Augustus tarafından yürütülen Romalılaştırma politikasının bir parçası olarak Helen Paganism dışındaki tapınak rahiplikleri yasaklanmış ve bir propaganda aracı olarak tüm Roma sikkelerinde Roma İmparatorlarının portrelerinin yanında Helen mitolojisine ait tanrıların portreleri ve atribülerine yer verilmiştir. Üç Galatya kentinin başkenti olan Ankara, Tesinus ve Tavium, Tranaeus dönemine kadar kendi kent isimlerini taşıyan sikkeler basmamışlardır. Bunun nedeni bu başkentin Roma idaresinde de özel bir konumda olmaları ve dini geleneklerini sürdürmeleridir. Galatya koyununun olarak
Kremeton denilen yerde dinsel karakterlerini toplayarak geleneksel dinlerine bağlılıkları devam ettirmişlerdir. Bu başkentlerde 4 yıldır düzenlenen Koyunan oyunları Koyunan başkentleri tarafından yönetilmiştir. Kremus döneminden sonra bu kentlerde kentin adıyla sevkiyatlar verilmeye başlanmış ve önemli Galatya'nın heykellerinin yapılması yasaklanmıştır. Tavuyun kentine M.Ö. 20 yıllarında Kremus döneminin sonuna kadar Roma İmparatorluğu'nun üstünde yer verilmemiştir. Lakin bu sikkelerin ön yüzlerinde Zeus tasviri yer almaktadır. Lejantlarındaki yazıtlarından kentin bir kült merkezi olduğu anlaşılmaktadır. Aynı sikkelerde betimlenen Hexus Style tapınak, muhtemelen Tavuyun'da bulunan Zeus Tabianus tapınağının bir modeli olmalıdır. Roma dönemi Tavuyun sikkeleri üzerindeki kült betimlerine baktığımızda Zeus kültü, Zeus betimli Tavuyun sikkeleri Roma İmparatorluğu Vespasius, Titus, Antonius Pius, Septimus Severus ve eşi Julia, yani Julia Domina, Karakalla, Geta zamanlarında darp edilmişlerdir. Roma İmparatorluk döneminde Tavuyun'da darp edilen sikkelerin bir yüzüne Zeus'un portreleri veya heykellerinde asa tutarak tahtta oturur vaziyetteki tasvirleri, diğer yüzlerinde ise şimşek demeti, kartal ve boğa figürleri yer almaktadır. Bir yüzünde Zeus tasviri olan sikkelerin arka yüzlerinde ise Hexus Star, planlı bir tapınak betimi vardır. Sikkeler üzerindeki bir podyum üzerinde yükselen altı sütunlu, alınında çelenk motifi olan tapınak modelinin Strabon tarafından bahsedilen Zeus'un Tavuyum'daki tapınağı olması muhtemeldir. Strabon belirttiği üzere Tavuyum'da Zeus'un kutsal alanı ve devasa boyutta bir tunç heykeli bulunmaktaydı. Dioskur kültü, Vespasianus dönemine kadar darp edilen ve Dioskur kültünün yansıtan sikkelerin bir yüzlerinde Zeus portreleri ya da atribileri, diğer yüzlerinde ise Zeus atribileriyle birlikte Dioskur miğferleri, yani Dioslar, ve bu miğferlerin üzerinde yıldız motifi vardır. Apollon kültüne baktığımızda, Septimus Severus sikke taklarında Apollon, Clamis giyimli, ayakta durur vaziyette cepheden resmedilmiştir. Apollon genel olarak bir dizenin sütünce üstüne duran bir kitar üzerine koyar. Diğer elinde plektrum kitar pozisyonunda betimlenmiştir. Ana sahne kompozisyonu Apollon'un oluşturduğu sikkelerde, Apollon figürünün sağ boşluğunda sürekli Apollon'un aşkını reddederek babası deniz tanrısı Helios tarafından defne ağacına dönüştürülen Daphne'yi temsil eden bir defne ağacı motifi bulunmaktadır. Asklepios ve Hygeia kültü, sağlık tanrısı Asklepios ile çocukları Hygeia ve Thales Poros betimli Tavuyum sikkeleri, Septimus Severus ve eşi Julia Domana ve Karakalla dönemlerine tarif edilir. Bu sahnelerde Asklepios ve kızı Hygeia karşılıklı ayakta durmakta, Tanrıca Hygeia kolundan bir yılan sarkarken yahut elini tuttu, Patera'dan bir yılanı beslerken tasvir edilmektedir. Asklepios ile oğlu olarak kabul gören Nekar tanrısı Thales Poros, sikkeler üzerinde genel olarak Asklepios ile Hygeia arasında ayakta durur vaziyette ve çocuk boyutlarında tasvir edilmiştir. Sivri başlıklı bir mantor giymektedir. Karakalla sikkelerin ana sahnelerinde Hygeia tek başına cepheden ayakta durur vaziyette bir koluna sarılan yılanı diğer elinde tuttuğu Patera'dan beslerken kompoze edilmiştir. Septimus Severus tarihi sikkeler üzerinde el getirdiği tasvir edilmiş Hygeia figürleri mevcuttur. Nike kültüne baktığımızda Titus Flavus Dominatus 81-96 tarihleri dönemi sikkelerin bir yüzünde küre üzerinde yürürken resmeden Nike yer almaktadır. Septimus Severus tarihi sikkelerde Nike'nin iki farklı tipte betimi yer almaktadır. Bunlardan ilk tipe giren Nike betimleri Antonius Pius sikkelerinde Nike betimleriyle aynı tiptedir. İlk tipteki sikkelerin ana sahnesi de tahtında otururken tasvir edilen Zeus Tavianus'un kemerli tahtının üstünde her iki yanında bir adet olmak üzere toplam 3 adet çelenk tutan Nike figürü tasvir edilmiştir. Bu tasvirlere ilave eden Septimus Severus sikkelerin ikinci tip olarak yürü pozisyonunda betimlenen Nike, iki eliyle vücuduna çapraz olarak tuttuğu meşaleleri resmedilmiştir. Julia Domana ve Karakalla sikkelerinde bir küre üzerinde ve yürü şekilde betimlenen Nike, bir elinde diğer elinde palmiye dalı tutar pozisyondadır. Athena kültüne baktığımızda, Athena betimli Tavuyum sikkeleri Roma İmparatorluğu Septimus Severus ve eşi Julia Domna, Karakalla ve Geta dönemlerine aittir. Bu sikkelerde ayakta miğferi, kargası ve kalkanıyla resmeden Athena, bazı sikkeler üzerinde bir elinde barkmış Patera ya da hepsinin tek kısmını tutarken tasvir edilmiştir. Afrodit kültü, Julia Domna sikkelerinde Afrodit cepheden ayakta duru pozisyonda ve giyimli olarak resmedilmiştir. Afrodit bir elinde saçını taramakta, yahut bir elinde asa, diğer elinde elma tutmaktadır. Artemis kültü, Septimus Severus tarihi sikkeler üzerinde Artemis ayakta, sol elinde yay tutar, sağ elinde sağ sadalarına uzanır şekilde tasvir edilmiştir. Tike kültü,
Septim Semestri Eşir Yulia Donmak ve Karakarda tarihsizlikle raflarında Tike'nin metinleri yer almaktadır. Cepheden ayakta bitirilmiş Tike'nin başında Kalatos, bir elinde dümen ve diğer elinde bereket boynuzu vardı. Yulia Donma sikkelerinde bu tasvirden ilerleten Tike kaydıklarının üzerinde oturup pozisyonda bir elinde buğday başak tutmakta, ayaklarının altındaki nehirliye sarılmaktan ise fark güzel şekilde resmedilmiştir. Karakarda sikkelerinde ayakta duru vaziyetçi, bir elinde patera, bir elinde asa tutarken tasvir edilen Karakarda'ya arkasından durarak taç giden Tike'nin bir kolunda da bereket boynuzu sarkmaktadır. Nemesis kültüne baktığımızda, Septimus Severus Eşir Yulia Donma sikkelerinde Nemesis cepheden ve ayakta bir elinde at gemi tutar pozisyonunda resmedilmiştir. Tanrıçanın boş kalan ve ağzına doğru uzattığı diğer elinin hizasında bir yerde bir adet tekerlek görüldüğü diğer almakları. Demeter kültü. Septimus Severus, Yulia Donma ve Ekete tarzı sikkelerde Demeter cepheden ayakta duru pozisyonda başörtülü ve manto giyimli olarak betimlenmiştir. Demeter betiminin bulunduğu tabim sikkelerinde genel olarak Tanrıça bir elinde meşale, diğer elinde haşar çiçeği ve buğday başağı tutar biçimde kompoze edilmiştir. Irmak tanrısı Hars kültü. Septimus Severus sikke davranında Irmak tanrısı Hars, bir kolunu bir kayanın turbası üzerine dayamış, diğer kolunda bir kamış dalında dolamış vaziyette uzanırken tasvir edilmiştir. Yulia dönemi Irmak tanrısı Hars'ın betimlendiği sikkeler iki tiptedir. Birinci tip sikkelerde kayalıkların üzerinde oturan Tanrıça Tike'nin ayaklarının altında Tanrı Hars güzelken tasvir edilmiştir. Yulia Donma tarihinin ikinci tip ırmak tanrısı Hars verildiği sikkelerde Tanrı Hars bir elini içinden su akan bir amfora üzerine koymuş, diğer elini bir ağacı dolmuş şekilde yerde uzanırken betimlenmiştir. Genel bir bakışla incelediğimizde, milattan sonra 1. yüzyılın sonunda Roma İmparatorluk kültürünün ve Olympus tanrılarının kentin dini geleneğine hakim olduğu, sikkede özellikle İmparator poşetlerinden ve Olympus tanrılarının üzerinden anlaşılmaktadır. Böylece M.Ö. 2. bin başından itibaren kutsal bir kült merkezi olan Tavium kentinin bu kutsallığını Roma döneminin süresince de devam ettirdiği anlaşılmaktadır. Kısaca özetlemek gerekirse, Tavium'un Hititleri'de başlayan kült merkezi olma özelliği Galatya ve Roma dönemleri boyunca devam etmiş ve bu pagan dini inanç sistemi Bizans döneminde sona ermiştir. Teşekkür ederim. Ulusal Bey, Ali Şah'ın yol ve arkeolojisi ve eski çağ tarihine katkısı bu. Söylenebilmesi için
Önce Yozgat'ta acaba, Yozgat coğrafyasında ne tür şartlar var, bunların bilmesinde fayda var. Bir kere Yozgat, Anadolu'nun kuzeyiyle güneyi, doğusuyla batısı arasında bir kültür akışını üstlenen coğrafyalardan bir tanesi. Kaldı ki bunun meyvelerini, nimetlerini tarih öncesi çağlarla tarih çağlar arasında bir geçiş dönemi dediğimiz efendim, koloni çağında bunun nimetlerini alıyor. Asurların kurduğu ticaret kervanları Alişar'a kadar genişliyor. Dolayısıyla bu çevreyi yazıyla tanıştırıyor. Şunu söylemek çok da mübalağa etmiş olmayız bunu söylerken. Yozgat ve çevresi Anadolu'nun yazıyla tanışan ilk bölgelerinden bir tanesi. Şimdi bilindiği gibi yazı Türkiye'nin, Anadolu'nun her yerinde ya da dünyanın her yerinde aynı tarihlerde ortaya çıkmamış. Biliyorsunuz ilk defa Mezopotamya'da, şimdi konunun dışına da çok fazla çıkmayalım. Anadolu'da M.Ö. 2. binde yazı ilk defa karşımıza çıkıyor. Anadolu'nun batısında daha geç tarihlerde karşımıza. Anadolu'nun kuzeyi doğusunda daha geç tarihler. Ama en erken karşılaşılan, yazıyla karşılaşılan dönem M.Ö. 2. bin. İşte bunlardan tabii hepiniz biliyorsunuz, hepimiz biliyoruz. Burnumuzun dibindeki Kürtepe'de sayıları galiba şimdi günümüzde 30 bine kadar yaklaştı. 30 bin tane tabletten, 25-30 bin arası bir tabletten söz ediyoruz. İşte tıpkı Kültepe gibi Alişar'da bir iki şehirden oluşan bir yerleşim. Aşağı şehir, yukarı şehir. Benzeri bir durum Truva'da da söz konusu ama Kültepe ile mukayese edeceksek şöyle bir önemi var. Aşağı şehirde biliyorsunuz pazar yerleri kurulmuş, yukarı bir şehirde kaleler kurulmuş, daha çok savunma amaçlı tercih edilmiş. Kültepe'de de bu durumun aynısı söz konusu. Yani halk aşağı şehirde pazarla, efendim, halkın yaşadığı yerler aşağı şehirde oluşmuş. Ama savunma amaçlı yapılan şehir yukarıda, yukarı şehirde yer almış. Dolayısıyla böyle bir önemi var. Biz şimdi Alişar'ın Yozgat arkeolojisine karşısından bahsederken iki aşamalı bahsetmekte fayda var. Birisi tarih öncesi dönemlerdeki katkısı, bir diğeri tarih çağlardaki katkısı. Şimdi tarih öncesi çağlardaki katkısına şöyle, tabakalanmayı sayarsak belki burada daha net bir şey söylemek söz konusu olabilir. Yapılan kazılarda ilk defa 1927-32 yıllarında başlıyor Alişar'daki kazı. Hepimizin en azından ismini duyduğu Fonda Öztan tarafından, Hititçi, Bilbilman tarafından başlatılıyor kazılar. Yalnız uzun süre, uzun yıllar Alişar'daki tabakalanmalar tespit edilemiyor. Daha çok biraz aslında belki o zamanın şartlarına göre yapılan kazılarda bu tabakalanmayı tespit etmek de zor olduğu için başlangıçta böyle bir şey söyleniyor. Yalnız 1990'lı yılların başlarından, ortalarından itibaren yine Chicago Üniversitesi'nden bilim adamları tarafından Alişar'da çalışmalar devam ediyor. İşte bu çalışmalar sayesinde Alişar'ın stratigrafisi, yani tabakalanması ortaya çıkıyor. Günümüzden 7000 yıl önce diyoruz arkadaşlar. Yani Anadolu'daki en erken yerleşmelerden bir tanesi. Ve Anadolu'da çok fazla örneği yok. Alişar bu anlamda da bizim için önemli bir yerleşme. Alişar son kalkolitik çağdan itibaren yerleşmeye başlıyor, yerleşime görüyor, iskan görüyor ve Osmanlı döneminin sonuna kadar, yani yakın döneme kadar kesintisiz bir iskana sahip. Biz diyoruz ki bir yerleşmenin bir iskana sahne olabilmesi için ne olacak? Belirli şartları taşıyacak. İşte insanlar oraya yerleşebilmek için diyecek ki etrafındaki verimli ovadan dolayı yerleşecek. Veya savunmaya elverişliyim. Sonrasında bir istila söz konusu olacak, efendim bir deprem olacak, bir doğal afet olacak, bunun sonucunda tekrar iskan edecek ama bu elverişli özelliklerinden ötürü insanlar buraya tekrar yerleşecek. Son kalkolitik çağla başlayan iskan, tarih öncesi için konuşursak, ilk gün çağının tüm evreleri boyunca, bir 2-3 boyunca devam ediyor. Daha sonra tarihi çağlara geçiyor. Tarihi çağlarda M.Ö. 2. binde. Biliyorsunuz Anadolu'da siyasi birliği ilk kuran devlet Hititler. Hititler öncesinde Anadolu küçük küçük şehir devletleri tarafından yönetiliyor ve bunlar siyasi bir şey yok. Kendi aralarında sürekli bir mücadele halinde. İşte Hitit devleti ya da kendilerini Kuşara kralların soyundan geldiklerine inandıkları, efendim, Hititlerin atalar olarak düşündüğümüz insanlar
Anadolu'daki diğer şehir devletlerini kendi hakimiyetlerine alıp siyasi birlikleri sağlıyorlar. İşte bundan Ali Şahlar nasibini alıyor. Ben o tartışmalara girmeyeceğim. Hala bilim dünyasında Ali Şah'ın işte kuşlarıyla eşitlenmesi veya Ali Şah'ın dönemin sonuna doğru Ankuva'yla eşitlenmesi hala eski Şah tarihinin problemli konularından bir tanesi. Ben sadece burada Ali Şah'dan çıkan bazı buluntulardan yola çıkarak öyle miydi değil miydi bunun o tartışmaya girmeden tespitini yapmaya gayret edeceğim. Evet, son olarak da Selçuklu Osmanlı dönemiyle beraber Höyük'teki İslam sona eriyor. Şimdi tarih çağlara geçtiğimizde M.Ö. 2. binde Asur Ticaret Bölümleri çağında Ali Şah yerleşme görüyor. Bu yerleşmenin sonucu olarak yazıyla tanışıyor ve bölge tabi Kültepe ile beraber ismi anılan coğrafyalardan birisi haline geliyor. Bu coğrafyaya tabi ticarette bir şey var. İktisadın babası dediğimiz Kuşi kendi bir eski Asur ticaret Anadolu'yla ticaret yapan tüccarlardan bir tanesi diyor ki insanlar diyor kendisine bir şey satılmasından nefret ederler ama bir şey satın almaya bayılırlar diyor. Dolayısıyla Ali Şah'daki işte ticari şeyin sonunda da sadece yazıyla tanışmıyor Anadolu. Özellikle mühürler dediğimiz bir takım Anadolu bu zamana kadar damga mühür geleneğini tanırken Asur ticaret konularında ticaretin sonucunda sildir mühür dediğimiz bir başka malla, emtiayla tanışıyor. Bunun yanında yine Ali Şah'da karşımıza çıkan özellikle Hitit döneminde Asur ticaret bölümleri çağından sonra Hititler döneminde karşımıza çıkan Jüton dediğimiz buluntular var. Tanrılara sunulan içki kapları biliyorsunuz Jütonlar genellikle hayvan başlı olarak karşımıza çıkıyor. Ali Şah'da da bunların örneklerine, bu silindir mühürlerden başka Jütonların örneklerine rastlıyoruz. Tabii bu malzemelerin büyük bir çoğunluğu şu anda Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde sergileniyor. Jütonlardan tutun da silindir mühürlere kadar Ali Şah'da Hitit'te bir başkası yine Hititlerle Ali Şah'dan Hitit, Ali Şah'ın Hitit hakimiyetinde olduğunu gösteren arkeolojik kanıtlardan bir başkası da tıpkı Hattuşaş'taki gibi bir paternin bulunmuş olması. Türk Tarih Kurumu adına burada Türk Etnografya dergisinde yayınlanan yine Ali Şah'da Pandoresan'dan sonra kazıları devam ettiren Remzi Oğuz Arı'nın bir makalesinde karşımıza çıkıyor. Bu Ali Şah'da tıpkı Hattuşaş'taki gibi bir paternin söz konusu olması. Paterni biz şöyle tanımlıyoruz. Üzeri taşla örtülen ve kaleden işte kale herhangi bir tehdide maruz kaldığı zamanlarda şehrin dışarıyla irtibatını sağlayan gizli tüneller olarak karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla hem arkeolojik olarak hem de yazılı olarak biz Ali Şah'ın İstiklal döneminde yerleşme gördüğünü biliyoruz. Şimdi biraz hızlı geçeceğim bu yerleşmeleri, resimleri yazılı olarak dedik. İstiklal döneminde yazılı olarak bir kanıtımız var dedik. Ondan bahsedeceğiz. Bu hem Borne'nin Anita tableti olarak karşımıza çıkıyor. Hem Borne'nin yaptığı kazılarda hem de daha öncesinde Pandoresan kazılarında tespit edilen bir buluntu. Kuşara Kralı Anita'ya ait olan ya da daha önce Anita isminde bir prensin bu yani Ali Şah'da hüküm sürdüğüne dair yazılı bir belge. Dolayısıyla aslında coğrafya olarak da çok yaslanacak bir şey değil. Niye? Biliyorsunuz Hititler, Hititlerin merkezi toprakları neresi? Hititlerin merkezi toprakları Kızılırmak kapsinin içi. Dolayısıyla Yozgat çevresi de Kızılırmak kapsinin içinde yer aldığı için yani bu kanıtlar da aslında coğrafyayla da ne yapıyor? Bir nevi örtüşüyor.
Peki bu da yine Alişar'da poker tarzı dediğiniz bir gömlek gelenekleri, Anadolu'nun en eski gibi gömlek geleneklerinden bir tanesi. Bu da Alişar'ın bu dönemdeki insanların yaşantısını görmesi açısından önemli. Son paleolitik çağda dedik başladı yerleşme Alişar'da ve Tunçay'la beraber devam etti. İşte o döneme ait. Özellikle burada boyalı keramiklere dikkatinizi çekmek istiyorum. Çanak çömlekleri. Dolayısıyla bunlar konuşmamın başında bahsettiğim gibi Alişar'ın Anadolu'nun, Orta Anadolu'nun kronolojisinin oluşmasında, Orta Anadolu'nun stratigrafisinin ortaya çıkartılmasında çok büyük bir önemi var. İşte bunlar onların göstergesi. Hatta uzun yıllar Alişar boyalıları diye literatüre geçen unutular. Sonuç olarak şunları söyleyebiliriz. Yozgat çevresinin elverişli coğrafyasından ötürü bu bölge tarih öncesi çağların hepsinde hemen hemen Kapkotik çağdan itibaren yerleşme görmüş. Ve Ender, günümüze kadar kesintisiz yerleşme gören Ender bölgelerden bir tanesi. Belki sonunda söyleyeceğimi başta söylemiş oldum. Evet, Orne'nin bir sözünü tekrar hatırlatmak istiyorum. Bu da çünkü çok önemli. Şimdi biz öğrencilerimize şunu söylüyoruz derslerimizde. Diyoruz ki, Truva, Anadolu'nun Tunçağ için çok önemli bir merkez diyoruz. Anadolu'nun Tunçağ'ın baştan sona kronolojisini ve statigrafisini veren bir yerleşme diyoruz. İşte Anadolu'nun Tunçağ'ını, Truva, Batı Anadolu'nun Tunçağ'ını, Truva nasıl söylüyorsa Alişar da bize Orta Anadolu'nun Tunçağ'ını söylüyor. Bakın saydığım, benim kendi geldiğim coğrafya olmak üzere, Kırşehir, yakın coğrafya, Kırıkkale, efendim Nevşehir, bu bölgedeki buluntuların çoğu Alişar'la mukayese ediliyor. Ancak o zaman bir anlam kazanıyor. Yoksa dışarıdan gelmiş mi, ne olmuş, bunların tespiti ancak Alişar'la mukayese edildiğinde ortaya çıkıyor. Burası da önemli. En önemli şeylerden bir tanesi de şunu söyleyerek konuşmama son vereyim. Alişar'ın M.Ö. 2000'de yazıyla tanışmış olması. İşte bölgede yerleşimde çıkan tabletlerin sonucu olarak artık adından yazılı kaynaklarda söz edilmesi Alişar'ın Yozgat'ın veya Orta Anadolu'nun en önemli bölgelerinden bir haline getiriyor. Sabırla dinlediğiniz için teşekkür ederim. Yine burası
Üzerinden bir resim daha ilerleyeyim. Evet, şu daha net olacak. Yeni valilik binası, yine Mercimek Efe'nin üzerinden kuzeye doğru çekilmiş bir fotoğraf. Yeni valilik binasının tam karşısına düşüyor. Üzerinden resimler. Nohutlu Tepe'yi görüyorsunuz karşıdan. Ve Kent Park, çiftimden yediyoruz. Kent Park'a bakan yüzü. Daha net görünüyor. Karşı taraf huzur evinin olduğu bina görünüyor. Şehrin tam orta yerinde kalan bir antik şehirden bahsediyoruz. Fakat höyün üzerindeki ortada da göreceğiniz bu da bir su deposu. Daha önce inşa edilmiş tepenin üzerindeki su deposu ve panorama evlerini görüyorsunuz. Açıdan. Tepeye baktığımızda arkadaşlar artık 30 senedir, yani en son 20 sene önce kazı çalışması yapılmış. Yani 86'dan 93'e kadar 10 yıllık, yaklaşık 10 yıllık müşteri 5 defa kazı yapılıyor Mercimek Tepe üzerinde. Ve o dönemden sonra hiçbir kazı çalışması yapılmıyor. Hatta bu şekilde daha önce yapılan açmalarda kapanmış. Üzerinde işte birkaç kere gittim ben tepeye. Gençlerin işte oturup orada sohbet ettikleri, gezdikleri bir alan haline gelmiş. Burası İmpaş'tan görülen görüntüsü. Tepenin şurada, şurası. İmpaş Otoparkı'ndan çekilmiş. Bir resim daha yakından. Burası da eski sanayiden çekilmiş bir fotoğrafı. Daha net. Eski sanayi biliyorsunuz yerleşim alanı değil. Tepe kalmış sadece. Fakat eğer eski sanayi bölgesi korunmazsa bu şekilde, korunmadığı takdirde üzerinde herhangi bir çalışma, çünkü TOKİ yapılacağına dair bir bilgi var. Ya da buraya bir müteahhit girdiği takdirde Mercimek Tepe'nin durumu daha da kötü olacak. Çünkü tamamen binalar içerisinde kalmış olacak. Burası da bu resimler 20 sene öncesine ait yapılan kazılardan dönemin müze müdürü Musa Bey ve müze Yozgat Müzesi arkeologlarıyla yapılan çalışmalar var. 86'da başlıyor. 93'e kadar 5 kez kazı yapıyor ama şöyle ki muhtemelen izinin alınması ya da şartların sağlanmasından dolayı en uzun kazı 22 ay sürüyor. 20 gün süren kazı var, 13 gün süren kazı var. Çok az sürelerde kazılar yapıyor fakat ne kadar az yapılmış olsa da mutlaka eser çıkıyor. Yani 13 günlük kazıda 50-60 adet eser çıkarılıyor ve daha da güzel eserler çok sağlam bir şekilde çıkıyor. Mesela kırılmadan safa sağlam çıkmış, orijinalini koruyor. Yine 20 sene önceki resimlerden. Mercimek Köyü'nün en büyük özelliği ilk 25 santimli, yani müzeye çok yakın alanda eser verdiği yer olması. Ki bu, yani top oynarken bile çocukların ayağına bir eser takılabilir şeklinde yorumlayabiliriz. Çok üstte ve sağlam şekilde eserler bulunuyor. Ne var burada? Roma dönemine ait eserler çıkıyor. Bu ölü gömme şeklinde bir, yani hatırlarsınız az önce hocam resim göstermiş, poker biçiminde ölü gömme. 3 adet poker biçimli iskelete rastlanıyor. Bir tanesi müzede tüm olarak, birazdan resmini göstereceğim, sergileniyor. Roma dönemine ait olan eserler var. Erken dönemine ait olan eserler çıkıyor ve eski Tunç Çağı dönemine ait eserler çıkıyor. Bu resimde yine Çamlık tarafına bakar, o yapılaşmanın olmadığı bir dönemde o eski Pira Fabrikası'nın kulesi var hatta görünen. Şu anki resimle karşılaştırdığımız arkadaşlar, burası 20 sene önce bir kazı alanıyken eski, yani yeni haline dönerse şu an böyle. Bu açmanın olduğu bir alandan resimdi çünkü. Çukurlar var burada aslında ama, yani ben çukurlara girdim ama şu an resimlerde çok net değil. Burada çukurlar, az önce gösterdiğim açmalar. Ama 20 senedir üzerinde hiçbir çalışma yapılmadığı için artık her yer otlarla kaplanmış durumda. Evet, burayı şurayla karşılaştırmadan farklıya verdim. Aynı açıdan resimler diye. Şu şekilde. Aynı açıdan gördüğümüz Mercimek Köyü. Bu yine orada bulunan ve şu an Yozgat Müzesi'nde sergilenen bir eser, bir kemik. Kazılarda pek çok eser ortaya çıkıyor. Ben 1986 yılı kazılarını resimlerine göstereceğim ki okumak yerine. Bu eserlerden aslında
Mantar defterlerinde onlarca vardı. Ben sadece her bir örnekten birer tane fotoğraf almaya dikkat ettim. İşte sepet kutlu çaydanlık, bir kase görüyorsunuz. Roz başlık iğne, bir ağaç yaprak var. Damga mühürler var. Çok enzikli bir kap parçası. 87 yılına ait birçok eser var. Maşrapalar var çok sayıda. Küçükler var. Çeşitli işte urneler, testiler, iğneler. Gagavalı testilerden örnekler var çok sayıda. Bundan en güzel yanı eserlerin tam olarak çıkarılmış olması. Çok az hasarla çıkarılmış olması. Hayvan figürleri var. Bunlar oyuncak amaçlı kullanılmış olabilir diye tahmin ediliyor. Ya da ritüel amaçlı kullanılmış hamamlar var. İdoller var, idoller de var. İşte daha önceki tanrıça figürlerinin, yani tanrıça figürlerinin soyutlaşarak da idol halledilmiş. Soyutlanan tanrıça şeklinde. Küpeler var. 91 yılı tasarımda yine çokça eser oluyor. Hatta burada 124 adet diye not düşülmüş. Yine buradan da kısaca ben örnekler seçtim. Gagavalı testilerden, küçük çaydanlıklardan ve üzerindeki desenler az önce hocam bahsetti beni hocam. Alişar'la karşılaştırmamız gerekiyor diye. Mercimekli Büyük Alişar'la karşılaştırdığımızda Alişar benzeri motiflerin olduğunu, renklerin olduğunu görüyoruz. Maşrapalar var çeşitli, kaseler. Ve birçok vazo örneği var Mercimekli Büyük'e ait. 92 yılında yapılan kaza 154 adet eser müzeye kazandırılıyor. Şimdi burada maşrapalar çeşitli, çömlekler, farklı boyutlarda, farklı renklerde, desenlerde, ahşaplar ve hayvan heykelcileri çıkarılıyor. Bunlar önemli. Ve kemik semboller var. 93 yılında yapılan kaza 20 günlük çalışma var ve burada 56 adet envanterli eşya çıkarılıyor. Maşrapalar yapacağımları örnekler ve burada yine Ayşar usulü çizimler renklerin olduğunu görüyoruz. Fincan, emzikli kaplar çeşitli. Oyun taşları, ocak, sağlam bunlar bir ocak. Evet, şimdi önce de sayılan eserlerden de örnek vereceğim. Fakat bu kadar merkezi bir yerde bir köyün olmazsa bize şunu hatırlatmalı. Hattuşa'ya gittiyseniz eğer, Hattuşa'ya gittiğinizde mutlaka yılın hangi mevsim olursa olsun turistlerle karşılaşıyoruz. Özellikle Japon turistler, Koreli turistler ve Alman turistler, Amerikalı turistler. Ben her gittiğimde mutlaka yabancı turistlerle karşılaşıyorum. Eğer burası şehir merkezi kazandırılırsa, burada çalışma yapılırsa, arkeolojik fazı yapılırsa, açık hava müzesi haline dönüştürüldüğü takdirde burası Hattuşa'ya sadece 40 km. Yani buraya gelen yabancı ekipler Hattuşa'yı gezecek, Yozgat'a gelecek, açık hava müzesini görecek. Buradan Alacahöyük'e geçecek. Normalde Hattuşa'dan direkt Alacahöyük'e geçiyor. Yani Yozgat'a es geçiyorlar. Yine aynı mesafe olacak. Yani belki 15 dakika yol uzayacak fakat Yozgat her gün belki yüzlerce turisti ağlayan bir tarihi mekan olacak. Bu Yozgat'ın vizyon açısından çok önemli. Yozgat'ın dünya çapında tanınması açısından çok önemli. Buranın en kısa zamanda kazılması gerekiyor. Zaten 4 yıl önce bakanlığın acil kazılması gereken listesine üst sıralarda yer alıyor ve bir kazı ekibi başvurdu. Tabii ki muhtemelen kazıyı hemen baştan başlayabilecek. Fakat böyle bir ekip olmadığı için burası kazandırılamıyor şu an. Bir açık hava müzesine dönüştürdüğü takdirde Yozgat'a çok şey katacak. Yozgat'ta yani şeyden çıkaralım. Yozgat'ta müzesinde sergilenen eserlerden. Fakat burada yani müzenin küçük olması, yerlerin şartları çok müsait olmadığı için 20 adet eser sergileniyormuş. Fakat ben müze müdürüyle konuştum. Depolarda 900 ile 1000 arasında eserin olduğunu, fakat müzenin fiziki şartlar müsait olmadığı için sadece 20 adet eserin burada sergilendiğini anlattı bize. Bu sergilenen eserler arasında şu an Yozgat Müzesi'nde görünen idoller, taşlar, ahşaplar, testiler, bilezikler ve cam eserlerden var. İdoller var, çeşitli idoller sergileniyor. Hayvan ve insan idolleri şeklinde. Teşekkür ederim. Aslan
Kerpiç ve sıkıştırılmış topraktan yapılmış zemini görüyorsunuz.
Bu senenin biz mezarı kapatmak için kapak olarak kullanıldığını düşünerek doğu tarafından bir boşluk açtık. Bu boşlukta zaten ana kayanın altının oyulmuş olduğunu görüyoruz. Daha sonra bu boşluk yaklaşık 4x4 blok derinliğinde mezar odasını görüyorsunuz ve bu alanı biz batıdaki kerpiç duvara kadar devam ettirdik ve açtık. Evet, mezar yapısını burada daha net görebiliyoruz. Güneyi ve batısı kerpiç duvar, kuzeyi ve doğusu ana kaya olan alanın yine önlü kerpiç kullanılarak kapatılmış, mezar odası kuzeyi ana kayanın altı oyularak yapılmış. Mezar odası basit mezar tekniğiyle yapılmış, yine zeminlere sıkıştırılmış topraktan yapılmıştı. 225 cm uzunluğunda 170 cm 270 cm yüksekliğindeydi. Ve iskelet, burada mezar odasının görüntülerini görüyorsunuz. İçerisinde yapılan incelemeler sonucunda doğu-batı doğrultusunda uzanan baş kısmı doğuda, ayakları batıda sırt üstü yatar vaziyette bir iskeletle karşılaştık. Ve iskeletin mezar büyük bir kısmı çürümüştü, ancak ele geçerler mezar buluntuları sayesinde iskeletin bir bayana ait olduğunu tahmin ediyoruz. Ancak antropolojik bir çalışma yapılmadığı için iskelet üzerinde henüz detaylı bir bilgiye sahip değiliz. Evet, buluntulara baktık olursak iskeletin baş kısmında biraz pişmiş tatlaklar yapılmış, çok iyi durumda kantar arası görüyorsunuz. Kantar arası antik dönemde içki kabı olarak kullanılmayı biliyor ve onun seyahatı bir kullanıma sahip. Yine pişmiş topraktan yapılmış, çok iyi durumda bir adet lekitos. Lekitoslarda yağ kabı olarak ya da parfüm şişesi olarak kullanıldığı biliniyor antik dönemde. Ancak M.Ö. 5. yüzyıldan itibaren yeni bir kullanım alanı olarak mezarlara da kalmaya başlıyor. Altından yapılmış bir adet yaprak görüyorsunuz. Yaprak şeklinde ağız bandı görüyorsunuz. Bu da yine mezarın doğu tarafında baş kısmında ele geçirildi. 50 cm uzunluğunda metal bir tel. İki adet bronz saç iğnesi. Bu saç iğneleri bronz olduğu için oldukça oksitlenmiş durumda. Biz bunların temizlik çalışmaları için devşehir restorasyon ve konservasyon bölge laboratuvarıyla görüşmelerimizi devam ettiriyoruz. Temizlendikten sonra müze müdürlerin hatırımızda iki yerini alacak. Bu ayak kısmında ise üç ayaklı bir bakır kase ele geçirdik. Bu kasenin iki ayağı kırılmıştı ancak ayak parçaları yanında mevcuttu. İlk fotoğrafta görüyoruz. Mezar odasındaki çalışmalarımızı buluntuları ve iskeleti çıkardıktan sonra toprağı kontrol amaçlı elektrik mezar odasından çıkarılan toprağı ve burada da bir takım buluntular ele geçirdik. Fotoğrafta gördüğünüz üzerinde insanbaşı portresi bulunan bir adet altın küpe. Mavi ve yeşil renklerde üzerinde nazar boncuğu motifleri bulunan iki adet cam boncuk. Bir adet bronz ayna, iki parça halinde ancak tamamlanabilir durumda. Solda gördüğünüz ortasında deri bulunan metal bir düğme ve sağda yüzük parçası. Solda topuz başlı bir iğne ve sağda iki parça halinde bir plastik parçası. Solda bir süs eşyasına ait olduğunu tahmin ettiğimiz 5 tane metal parça, ortada 4 farklı kaba ait seramik parçaları ve en sağda gördüğümüz iskeletin kıyafetine ait olduğunu tahmin ettiğimiz deri parçası ve son olarak bir adet gümüş sirke ele geçirdik. Bu sirke temizlendikten sonra bize mezar tarihlendirmemizde önemli bir katkı sağladı. Hatta bizi kesin tarihe götürdü diyebilirim. Ön yüzünde Roma başı, sağ dönük bir Roma başı, arka yüzünde Roma yazısı İyon tarzı bir sütunla ikiye bölünmüş ve sütunun her iki tarafında tokalı bir figür bulunmaktadır. M.Ö. 439 yılında mısır fiyatlarını azaltmak için mülkiye aldığı için başarılı çalışmaları anısına Porto Trevenia dışında dikilen bronz altın temsili görülmektedir. Sirke, Roma basımı bir sirke olup Romalı bir aile olan Yunancılar zamanında kullanıldığını bilmektedir. Ve M.Ö. 134 yılından tarihlenmektedir. Mezar odasındaki çalışmalarımızı tamamladıktan sonra kalan sürede mezar mimarisini açığa çıkarabileceğimizi tahmin ederek kerpiç
Güneydeki terpiş suları hemen güneyde çalışmalarımıza devam etti. Bu alanda yeni bir bulutu yaratamadık. İzmir mezar ya da mezar ekliyesi. Ancak fotoğrafta gördüğünüz oval planlı bir düzensiz taşlarla yapılmış bir duvarla karşılaştık. Bu duvarı burada mezarın güneyden görüntüsünü görüyorsunuz. Kerpiş duvara doğudan yaslanmış olduğunu görüyoruz ve bu duvarın mezarı korumak amaçlı yapıldığını ya da mezarın ön odası olarak yapıldığını tahmin ediyoruz. Bu alandaki çalışmaları tamamladıktan sonra kerpiş duvarında bir tarafta boş kaldığı zarar görmemesi için tekrar boşalttığımız alanı toprakla doldurduk. Burada mezar yapısına genel olarak bir bakacak olursak tepe noktasından anakaya hemen altındaki anakayanın altı kuzeye doğru oyularak mezar odası yapılmış ve önü yine kerpiç kullanılarak bir zemin oluşturulup kapatılmış ve onun önüne de yine kerpiçten koruma duvarları yapılmış ve son olarak oval plan bir taş duvar yapılmış ve üzeri toprakla doldurularak yığma toprakla doldurularak tüm üst mezar tamamlanmıştır. Bölgemizde kurtarma kazıları sonucunda ya da izinsiz kazılar sonucunda çıkarılan mezar örneklerine baktığımızda bu şekilde anakayan altı oyularak yapılmış ve önü kerpiçle kapatılmış belirli kerpiçten koruma duvarlarıyla yapılmış bir mezar örneğine henüz rastlanmamıştı. Bu açıdan Zeynep Öğütümümüzünün bölgemiz açısından ümit olduğunu söyleyebiliriz. Ayrıca helenistik dönem mezarları, helenistik dönem tümünüz mezarlarından da ışık tutarak özellikle yaşadığını söyleyebiliriz. Yine bölgemizde yapılan izinsiz kazılar sonucunda bozulmamış olarak ele geçirilen tek tümüs olan Zeynel Köyü tümüsü ele geçen buluntular ışığında tarihlendirecek olursak Helenistik dönem M.Ö. 134 yılı ve akabindeki hemen birkaç yıl sonrasında tarihlendirmek mümkündür. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Considering the city coinage of Avion, it is necessary to make a differentiation between the types that are common in the imperial coinage, especially Nikkei, Victoria, and the special types of Avion only. If you do not make this difference, you have too much data. Siz bir çeviriyorsunuz. Dinlemediniz. Tamam, başka var mı katkı sunmak isteyen bir soru sormak
Peki, katılımınız için teşekkür ediyoruz. Oturumu kapatıyorum.